Allah'ı min Şeytanı Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammed'in selavat. Mesnevi Nuriye 123. İnce Mesnevi Nuriye. İkinci ile. Ondan sonra 126 okuyacağız. Sonra 188 okuyacağız. Ondan sonra işaret-i caza geçeceğiz. Emir Dağı'na geçmeye gerek yok. Şualar var. Peki ne kadar yeterse. İlem Eyyühel Aziz. İlginç bir yer ama. Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyeti sefiye. Küre-i arzı dünyanın yüzünü bir köy haline getirmiş internetlerle, televizyonlarla. Yani mesela diyelim ki Brezilya'da köyde bir şey oldu. Brezilya'nın bir şehrin bir köyünde ne oldu? Senin belki köyünde haberin yok, oradan haberin oluyor. Yani bir insan bir köyde yaşasa nasıl mutlu olur? Yani haberdar olur, değil mi? Dünyada ne oluyor? Bu sefi medeniyet bir köy haline getirmiş. Bu sefer hayır ve şer o nispetle yayılıyor. Şer galip olduğu için, yani insan nefsi, yani pislikler Brezilya'da olan, Brezilya'nın bilmem bir şehrinin bir köyünde, bir evinde olan bir pislik hemen İstanbul'da da uygulanabiliyor. Aynı gün. Dolayısıyla buna kapı açarsan, bu sefi medeniyete pencere açarsan evinde, kurtulman çok zor değil, imkansız. Diyor ki bak, küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyeti sefiye ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Hatta ne olmuş biliyor musun? 101 açar mısınız? Gaflet perdesi o kadar kalınlaşmış ki ne olmuş? Bak en aşağıdan okuyorum. Şuradan. Bak elime bakın. Gaflet perdesi o kadar kalınlaşmış ki lehviyat-ı medeniye ile ihtiyacat-ı rüyesini unutmuş insanlar. Lehviyat-ı medeniye ile, medenilik namı altında günahlarla ruhun ihtiyacını hissetmez olmuş insanlar. Arkadaşlar, bunları da anlatan yok ha. Anlatan da varsa yok ediliyor, kapatılıyor, insanlar ulaşmaması için uğraşılıyor, tenkit ediliyor, eleştiriliyor, acımasızca iftiraya uğruyor bunları yapanlar. Acımasız ama. Oysa Ustad 41. sayfada mıydı Emir Dağ 1? 43 abi. 43 mi 41 mi? Bakalım. Emir Dağ 2. Bakın bakalım 42. Emir Dağ mıydı yoksa? 34 abi. 34 mu? Ha özür dilerim. 34. Bak şu tarafta gösteriyorum şeyinde bak. Aziz İhlas Sıdık Sadakat kardeşlerim. Hizbul Kur'anul Muazzam. Kur'an'ın muazzam içerisinden tespit edilip çıkartılan ayetlerin mecmuası. Kaç ayet var? 6666 tane ayet var. Aklı inşa, kalbi ihya, bedeni aktif eden ayetleri 6666 taneden ustad 1000 tane ayeti toplamış ve bir araya getirmiş. O getir onu bana. Zümran abi.
Tamam. Hizbul Kur'an'ı getir bana, göstereyim. Hizbul Kur'an Muazzam'ın hem fevkalade ehemmiyeti. Bak bu. Biliyorsunuz. Göstereyim diye. Tamam. Aynı Osmanlıcasında bu yazıyor zaten. Bak Osmanlıcasında. Aynı buradan alınmış. Diyor ki hem fevkalade ehemmiyeti, hem faideleri, hem okunmasında hiçbir vesvesenin gelmemesi. Okunurken hiçbir vesvese gelmemesi, hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası, hem Risale-i Nur'un bütün esaslarını ve hakikatlarını cem etmesi, hem herkese hususan her vakit bütün Kur'an'ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur'an'ın bir numune-i kutsisi, hem tamam Kur'an'ın tevafuklu tabında bir misal-i müsagari, müjdecisi ile ilahir devam ediyor. Unutulmuş diye açtım. Ders bir girişi ve çıkışı uçak gibi kalkacak derse şey alacak, rota alacak, uçak gibi inecek. Ders helikopter gibi inmez. Ders bittikten sonra dersin havası devam ettiğine delil. Dersten sonra dersle alakalı müzakere. Yani hakikaten ya ne dersti ya? Anlam vay be, hiç böyle düşünmemiştim. İkide bir bu dersten tekrar etmesi, ha ya falan, ya bizim mahallede de, ya bunu ders yapsak falan. Bakın uçak iniyor ama pat diye böyle inmiyor. Böyle iniyor. Adam ders bitiyor, Fatiha'dan sonra, ne haber lan, telefonu yaptın mı? Araban lastiklerini değiştirme kışlık. Lan nasıl vardın bu dersten sonra hemen kışlık lastiğine, nasıl vardın ya? Nasıl oldu ben anlamıyorum. İşte cemaatin arkasından gizli bir el, laikalar olmadığında. Evratlar okunmadığında. Tamam. Bu dersler pek olmuyor. Bu dersleri de nazara verenler pek de ki yok. Varsa da vicdansızca, acımasızca iftira ve ithamlar altında yok ediliyor cemaat içinde. Yani bilinmesini istemiyor. Kah bağnaz, kah felsefeci. Kah vahdetil vücutçu bunlar. Risale-i Enfusi derslerini anlatmak. Oysa ne kadar şey. Kah bilmem ne. Kah gelenek dişi. Bak diyor ki, küre-i arzı bir köy şekline sokan, ama size müjdeler veriyorum, onu da demeden geçemeyeceğim, müjdeler veriyorum. Öyle intibaha gelmiş ki cemaat, şahlanmış gidiyor vallahi tallahi. Yemin ederim yani. O eski klişeleşmiş böyle hantalcılar vardı ya, el üzerini örtmüşlerdi. Tarikat yok deyip de en büyük tarikatçılığı yapıyorlardı böyle. Şahıs merceti. Öyle zincirleri yeni nesil kırmış gidiyor ki müjdeler olsun yemin ederim. Gidemezsin oraya, onu gidemezsin. Yani bu internetin rezil kepazeliği olmakla beraber hayrı da şöyle olmuş. Herkes her dersi dinliyor, bakıyor. Aa Allah Allah ya. Ulan itham ettiğimiz adama bak ya. İtham ediyor diyor abi. Bak ya kaderi ne anlatıyor ya. Fesubhanallah. Laikalar nazara veriyor. Aha bizim gibi ya. Benim gibi düşünüyor bu. Abi Risale okuyor bu da ya. Risale'nin düşmanı değilmiş ya. Diyor. Ve yeni nesil inanın 40'tan aşağı öyle bir atına binmiş ki size müjdeler olsun, en az Türkiye'nin cemaatin 1/3'ü bununla hareket ediyor. 1/3'ü söylüyor. Bu ihtisas. Yani ehlileri konferans ve seminerlerde müşahede ettiklerinin fikir tatilisinden çıkan netice, cemaatin 1/3 artık enfusi, artık o bağnazlığı, geçimsizliği, tarafgirliği kırmış, Risale'nin esas almış. Efendim laikalarla biz kişilik ve kimliğimizi bürüneceğiz diye giden yeni nesil var. Şükürler olsun inanın. Evet devam ediyorum. Küre arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefiye insana ne yapmış? İhtiyacat-ı ruhiyesini unutturmuş. 101'den okudu. Gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Gaflet nasıl biliyor musun? Acayip bir şey. Kulağa hiçbir şey girmez diyor Allah Resulü. Göz görmez.
yediği gıdalardan diyor, mealen söylüyorum, yediği gıdalardan tat almaz, koku almaz diyor. Yani ne demek? Ahir zamanda diyor, mealen söylüyorum, duhan istila edecek, duhan. Duhan istila ettiği zaman sanki böyle sipsiyah veya bembeyaz bir bulut var ya, kafirlere sipsiyah bulut, Müslümana bembeyaz bulut. Duhan istila ettiği zaman göz görmez, kulak işitmez, insanların yediklerinden lezzet alamaz. Şu demek o. Göz ibretle bakamaz. Kulak hakikate açık olmaz. Okunan bilgiler buradan aşağı inmez. Anlatmak için, makam kazanmak için olacak. Ve neticeyi söylüyorum, daha ağır bir şey. Öyle iptal hissedecek ki yani şey, Müslümanlar imanından ve amelinden lezzet alamaz olacak. Yani Kur'an okuyacak yassız tozsuz. Namaz kılacak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Hele Arabistan'daki Vehhabiler var ya telefonla. Maliki Yevmiddin. Alo. Aha. Tamam. Cemil. Yarın namazda. Vehhabileri o haşta koyuyorlar. Kim biliyor musun bunlar? Vehhabi, İngiliz ajanları, İngiliz'in kurduğu sistem. Namaz kutsiyetini kırmak için, Müslümanların namaz kutsiyetini kırmak için belirli yerlere diktikleri adam. Namaza saygısızlık olsun diye yapıyorlar. Yani alışın yani, göz göre göre alışsın. Veya Kur'an'ı yere koyuyorlar. El arabasıyla taşıyorlar, yastık yapıyorlar. Okuyunca koyuyorlar ayağının yanına. Bunu kasten yapıyorlar ki kutsiyet kırılsın. İngilizlerin oyunu. Ama Allah'ım olsun yemiyor yani. Alemistan bunu silmiyor. İşte bu ne yapmış? Gaflet perdesi pek kalınlaşmış. Tamam da gaflet olunca ne okuduk, ne anladık? Arkadaşlar okuduğumuz derslerden lezzet alamaz hale geliyoruz. Sonra tadili yani düzeltilmesi büyük bir himmete muhtaçtır. Çok acayip olacak Mesut. Büyük himmete muhtaç. Ciddi, radikal karar alacaksın. Hakkı hak bileceksin, hakka yapışacaksın. Batılı batıl bilip, batıldan kaçmayın. Bu meslek oğlu meşrep oğlu. Nereden istifade ediyorsun? Bütün zincirleri kırıp edeceksin oradan. Bir daha bu dünyaya gelmeyeceksin çünkü. Hatır için din olmaz. Hatır için nikah olmaz. Hatır için talak olmaz. Ya anne baba, anne baba oldu aldı. Seni hatır için karıyı boşuyor. Seni hatır için ben içki içiyorum. Seni hatır için ibadet ediyorum. Hatır için bu yeminler bunlar olmaz arkadaşlar. Vicdanını istifade edeceksin. Tadili yani bu göz görmüyor, kulak işitmiyor. Yediğimizden lezzet almak yani ibadetinden lezzet alamamak. İptal hissi olacağından... Müslümanlar diyor imanından ve ibadetinden lezzet alamaz olacak. Kafirler de ise diyor küfründen, imansızlığından eylem alamayacak hale gelecek. Yani uyuşmuş. Fok balığı. Şualarda anlatıyorum. Ve keza beşeriyet ruhunda dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır bu televizyon, internet. Cep telefonu şimdi. Bir kimle beraber miydik? Şeye nereye gidiyorduk karşı bir derse beraber gittik değil mi? Tuzla'ya beraber miydik? Evet. Tamam. Peki kaç kişi ayakta televizyon şey elinde telefon yoktu? Herkes. Artık bir derece haram da kalktı ha. Artık kadın erkek böyle birbirlerine bakmıyorlar yani. O da acayip bir şey. O da bir tarafı çıktı yani. Kız erkek birbirine bakmıyorlar ha. Böyle bakıyorum herkesin kafası aşağıda. Kimse karşıda oturanı bakmıyor ya. Şöyle yapıyor. Ya. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Tadili düzeltilmesi büyük bir himmete muhtaçtır. Radikal karar alacaksın. Budur kalkacak. Kaldıracağım yok. Bu kalkacak. Ondan sonra derse gideceğim. Derse abi diyor bir tanesi dün. Çıkar.
Abi şöyleyim böyle, kardeşim derse yaya git ve mutlaka git. Yaya git, asansörde kullanma. Boşalt enerjiyi. Yani olumsuz böyle sıkıntıların sebebi atılmayan enerji. En azından yürüyerek git ve derse git, tamam? Şimdi tamam abi hemen gidiyorum. Bak ben de oraya gidiyorum ha dedim. Bak oraya gidiyorum gel. Madem sıkıntın var bana telefon ettin. Bak ben de bu kadar 2 saatlik yolu tepeceğim. O derse gideceğim. Sen de evden oraya en fazla inanın bana 15 dakikasını almaz. 15 dakika. Gittim derste yok. 2 saat küsür dakika gittim. Sonra gece yarısı 12.05'e beni uyandırıyor, 05 geçe. Abi özür dilerim, tam sen giderim dedi, şurada bir kanapada uzanayım dedim, uykuya kaldı. Peki böyle olacağını bilmiyor muydun? Uykun olmayacağı zaman, yani yatakta yatsan uykun gelmez. Çünkü gece. Ama derse gideyim dersen, uykun gelir. Niye gelir? Getiren adam var. Burada. Peki bu adam sıkıntı çekmesini hak etmiyor mu? Uykuya kalmış. Peki uyuyacağını niye bilmiyordu? Unutacağını niye unutmuyorsun? Unutacağını unutmaman lazım. Vesveseni vesvese etmen lazım. Yani niçin söyledim? Tadili büyük himmete muhtaçtır. Arkadaşlar ben birilerini seriştirmek için anlatmıyorum. Hepimizde değişik değişik böyle karakterler yaşıyoruz. Yapmayacaksın. Derse gideceksin ya bir 10 dakika uzanayım. Sabah namazı geldi ya 5 dakika yatayım demeyeceksin. Düğmeye basıp da 5 dakika sonra kalkacağım demeyeceksin. Kalkacaksın kardeşim. 5 dakika saate basmayacaksın. Kalkacaksın. Yani müdahale edildiğini, bu memlekette sif sen yaşamadığını, bu alemde 18 bin alem yaşadığını, şeytanı ciddiye almıyoruz, şeytanın ciddiye aldığını bizi, şeytan işini ciddi yapıyor, dalga geçmiyor, şeytan gayet ciddi, şuurlu, şeytan kendisine şeytan değil, şeytan hakikaten işi ciddiye almış, sen hiç kale almıyorsun yani, ben almıyorum hiç. Ve keza beşeriyetin ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır. Acayip darmadağın etmiş. O sur var ya karşıdaki sur. İstanbul suru. Ne yapmış biliyor musun? Baktı kapıdan giremiyor. Kapıdan giremiyor şeytan. İçeriden duvara bir tane taşı vurmuş. Bir taş çıkartmış oradan. Ötekisini vurmuş atamamış. O da zaaflarımızdan bir taş vuruyor. Duvardan bir taş düşüyor. Sel ya. O taştan giriyor. O taştan koca sel zorlaya 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 ikinci taşı koparıyor. Sele uğramış böyle bir şey. Diyor ki beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezleri açmıştır. Peki açınca ne oluyor? Artık vicdan ruh dümura uğrar. Tarumar olur. İstila olur. Artık manevi mesuliyetten korkmaz. Allah düşmanına dost olur, dostuna düşman olur, hamiyet olmaz, gaye olmaz. Leylim leylim, sarhoş sarhoş dolaşır yani. He? İptal hissi oluyor. Bak şimdi, Allah tarafına taraftar değil, gidiyor Allah düşmanına taraftar alır, he he diyor. Bir şey de söylediğinizde he he yapıyor. İşgal edilmiş. Bunların kapatılması, bu ruhtaki dünyaya açılan o kapıların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. Allah'ın lütfu da nerede anlaşılır? Şeriatında anlaşılır. Yaşayanlarda olur. Bak ne diyor biliyor musun? 125'te. Ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler! Umuru diniyede musamaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir. Doldurup hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz. Diyor ki ey uykudayken kendilerini ayık zannedenler. Şöyle ha ne diyorlar biliyor musun hizmette?
Millet uyuyor ya. Millet uyuyor. Biz hizmette atımıza bindik, koşuyor. Millet uyuyor. Millet zavallı, millet acıyor. Oysa kendisi uykuda. Uykudayken kendilerini ayık zannedenler. Kim bunlar? Bak şimdi tavsif edecek. Umuru diniyede, dini işlerde, Allah'ın emirlerinde musamaha. Ya olur olur. Yap yap. Musa. Ya olur olur. O da hizmettir. Dini muhalif bir şeylere musamaha veya teşebbühle. Ya sen onlara tesir etmen için, onların içine girmen için teşebbüh. Teşebbüh. Onlara benzemek, onun gibi o. Ya hiç onun gibi giyin. Onun gibi ol yani. Teşebbüh. Şebih. Yani ondan o. Onun gibi o. Ama niyetin şey değil. Deyip musamaha ile, yani dinde taviz vererek onların içinde girip onlara bir şey anlatmak için onlar gibi olma diyor. Medenilere yanaşmayın. Allah Resulüne kul ya eyyuhel kafirun. Niye geldi bu sure? Dediler ki, şu teklifi yaptılar. İman esası kaç? Aynı böyle. 6. Dedi ki putlarımıza dokunma ya Muhammed. Tam biz de seninle beraberiz. Yani putlara dokunma. Peki ne mantığı olması lazım? Mesud'um şöyle olması lazım. Yusuf. Tamam. Resulullah şöyle olması lazım. Felsefe. Tamam. 5'ini kabul ediyor, 1'ini kabul etmiyor. La ilahe illallah demeyin. Çünkü putlar da yeryüzündeki vekilidir. Ya putlara dokunmayacaksın. Tamam tamam. Şimdi ne yapacak? Ha buna mukabil sana vereceğimiz taviz şu diyor. Muhammed'e diyorlar aleyhissalatü vesselam. 1. Kralımız ol, başımıza geç. İstediğin hanımı al. Eğer evliyse, hanımlarımızdan birisini beğeniyorsan onu da verelim. Yalan söylemiyorum ama bunları teklif etmişler. Terbiyesizlere bak. Sonra ama idealist insanlar. Psikolojiyi çok iyi biliyor. İstediğin kadar mal ve mülk. Ne istiyorsan yap. Ben ne yapardım biliyor musun? İnan şöyle yapardım. Hiç böyle bir şey anlatmak için anlatmıyorum. Mantığım şu. Tamam lan. Lider ben olacak mıyım? He. Kral da ben olacağım. Tamam karmanı bırak. Tamam malı da şey yaparım. İşte hizmete kullanırız. Ondan sonra devlet mekanizmasına onu sok. Onu sok. Onu başa getir. Onu komutan yap. Onu müdür yap. Onu maliyeci yap. Böylelikle güçlenirim. Sonra hop. Durun. Stop. Hakim benim. Şimdi putlarınızı indiriyorum. Yani içine gir, güçten ve içinden fethet. Yapmadı Resulullah. Bu metodu kullanmadı. Çünkü bu metot daimi ve umumi değil, ekseriyeti mutlaka ile fiyasko ile neticeleniyor, vicdana tesir etmiyor. Sen inandığın gibi gözükeceksin ve inandığın yerde olacaksın. Karşıkinin hidayetine ancak böyle vesile olur. Niye? O vicdanını aktif etmesi için seni farklı görmesi lazım. Çünkü şair-i İslamiye, yaşantı, örf ve adet vicdana tesir eder. İlim akla tesir eder. Yaşantı kalbe tesir eder. Akıl, ilim, his, fiil. Üçü. Aklında ilim var. Dini hissi yoksa ibadeti yok. İbadeti varsa aklı yoktur. Mesela bilgisi yoktur. Daha da kendilerimiz fazla bilgisi yok. Ama dini duyguları var. Namazı var, çeşanla kapanır, tamam mı? Tesettürü var, harama dikkat eder, kulak namana ödü patlar. Ama fazla bilgisi yok. Dini yaşantısı var. Ha bu yaşantı kalpteki duyguları aktif etmiş. Bu zaten bekçi imandı. Bunun yerine şair, örf, anane, öte, maziden gelen, tevarüs eden diyor Risale'de geçiyor. Tevarüs edip gelen ve şair-i İslamiye denilen içerisinde ruhu İslam'ı barındıran örf adetler. O anane ve şair var ya şair. Mezar taşları, tesettürdür, İslam, efendim? Mevlidler abi. Mevlidler, ondan sonra cenaze evlerinde mübarek gecelerde birbirine gitmeler, götürmeler, tatlı matlı vesaire. Bunlar mazi istikbale taşıyan tevarüs etmiş. Yani tevarüs şu, sirayet.
içine ruh girmiş. Böylelikle insanın ruhunu aktif ediyor. Yani kalpteki hisleri ne aktif eder biliyor musun karşıdakinin? Yaşantın. İslamiyeti laf sen değil, fiilen yaşayacaksın ki onu tesir edecekse eder. Diyor ki, ya biz içine girelim, işgal edelim, tamam, güçlenelim, sonra yumruğumuzu vuralım. Allah Resulü böyle belki düşünmüş ki, bilemiyor. Allah, kul ya eyyühel kafirun, malum sure indirdi. Ey gibi, sizin gibi sizi kafirler, sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Siz size, biz bize. Hayır. Ondan sonra diyor ki, umuru diniyede, yani bu dini işlerde, sen kafanı sokma. Çünkü tuvalet adabını da söyleyen dindir. Sen yeni bir şey getiremezsin yöntem. Umuru diniyede, musamaha veya teşebbühle medenilere yanaşmayınız. Niye? Çünkü aranızdaki dere pek derindir. Ya aranızdaki dere var ya şu, bu duvar, bu duvar. Çok... Doldurup da hattı muvasalayı temin edemezsiniz. Yani şurayı var ya şurayı. Şurayı doldurup da bu tepeyle bu tepeyi birleştiremezsiniz. Ne olur? Ama yaptık biz abi. Ya siz de onlara iltihak edersiniz veya dalalete düşer boğulursunuz. İtfaiyecilik yapmak niyetiyle gidiyor. Tam kurtarmaya gidiyor güya oraları. Onlardan gözükmek için içki iç. Karını da aç. Onlar gibi yaşa. Aynı onlar gibi oluyor. Çünkü fiil kalbi aktı. Nasıl yaşıyorsanız kalpteki duygular öyledir. Niyetinize göre kalp çalışmıyor. Kalp fiille çalışır. Kafa fikirle çalışır. Anlıyor musunuz? Ela bi zikrillahi tetmelil kulub. Eylem, eylem. İlim, his, vicdan, fiil. Yaşarsak kalbimiz canlı olur. Okursak bilgili oluruz. Eğer ilim odur ki diyor, kalbe sirayet eder diyor Risale'de. Kalbe inerse ilim olur. Kafada kalırsa malum olur. Var Risale'de. İlim odur ki kalbe sirayet eder. İsteyle aktif eder. He? Evet. İsteyle. Allah Allah. İlem eyyühel aziz. Masiyetin, masiyet? Günahlar, isyanlar. İsyanlar, günahlar. Masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır. Küfür tohumu var. Yani nerede bunun izahı diyebilirsiniz? Hemen ilk aklınıza gelen neresi olabilir? İkinci. Aferin. İkinci lema. Günahlar yapa yapa, günahlar kalbi siyahlandıra siyahlandıra, kalpteki nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. Adam ama her bir günahta hizmete çıkacak bir yol var zannediyor. Hizmete çıkacak yol zannediyor. Oysa her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var diyor. Sen bana özür dilerim, kusura bak. Mektubatımı, şualarımı, lemalarımı getir. Bak, bir daha söylüyorum. Her bir günahta küfre gidecek bir yol vardır. Günahlar kalbi siyahlandıra siyahlandıra kalbi katılaştırıyor. Nuru imanı çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor diyor. Gördünüz mü orayı? Sağ tarafta, ikinci lemada. Evet, oku bakayım sesli. Evet, günah kalbi işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Allah. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Çünkü günah yapa 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 normal hale geliyor. Ya böyle canım, bunun aksini ne diyorlarmış biliyor musun? Ne diyorlarmış biliyor musun? Bana diyorlarmış. Yeni duydum. Ya hala orada mı? Yani hala eski yöntemde mi?
aklınız durur bunu diyen. Dedim ya, emin misin? Evet abi dedi ya. Hasan abinin oraya gidiyorum. Hasan abimiz aynı şeyi mi düşünüyor? Hala aynı yöntemle mi gidiyor? Hasan abi, Bedavut Pesinde bir yer var abi. Bir ufak şeytan aldık ona. Ya dinleyeyim. Ey insanlar, bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurma gücünü ebedi sürede kaybetmiştir. Allah Allah. Fakat siz bu kaldırdığım şeyler dışında küçük gördüğünüz işleri de ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız. Allah Allah. Vedaut besine değil mi? Allah. Bak, Hal Hasan eski yöntemle mi gidiyormuş? Diyor ki, her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Görüyor musunuz? Evet, günah kalbi işleyip siyahlandıra ta nur imanı çıkarınca yıkada katılaştırıyor. Soruyorum şimdi, hizmet edeceksin diye karını açtın. Hizmet edeceğim, ben ona varacağım, içki iç. Onun gibi o. Onun kalbi kalır mı? Bana ne diyor peki? Soralım. Bediüzzaman cevap versin. Kalbi kalır mı? Evet, günah kalbi işleyip siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Zaten öyle yapmışlar, biliyor musun? Ya biz bir sürü orduya asker şey koymuştuk, talebe koymuştuk bizim adımımıza. Onlar gibi yaşıyordu. Lan böyle emir veriyor şimdi, olmuş ha yeni. Hadi kafa çıkarın, konuşun ya falan. Kimse de ses yok. Ne demişler biliyor musun şimdi kardeşim yeni? Demişler ki, vay be, onları da kaybettik. Niye? Şimdi onlar gibi yaşarsa, onlar gibi içer giyinirse, onlar gibi oldu. Hissiyatı mı kaldı? Bak ne diyor? Evet, günah kalbe işleyip, Ahmet'e şey var mı, istisnası var mı bunun? Bak, günah kalbe işleyip, Mesut buradan okuyorum ha. İşleyip siyahlandıra. Ulan ben dershanede zor ayakta duruyorum da içki içerek, karım da çıplak olarak. Orada İslami heyecan mı olacak bende? Bende bu heyecan olacak ki heyecan vereceğim de adama yani. Ulan ben burnu sallayamıyorum burada. Siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Ya ne diyor biliyor musun? Kastamonu'da. Haber. Habere müptela olana... devamlı haberle meşgul olan kafa manevi bir divane olur. Manevi bir divane olur. Kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur diyor. Çünkü Allah'ın rububiyetini, icraatını, tasarrufatını itiraz ediyor. Tenkit parmağını sokuyor. Allah'ın takip etmiş olduğu hikmeti, gayeyi bilemediği için rahmet ilahiyeden ileri rahmet, inayet ilahiyeden ileri inayet, adalet ilahiyeden ileri adaletini sürüyor ve rububiyet ilahi tenkit ediyor. İçeriden zimni bir şekilde. Ve manevi bir dinsiz oluyor, haberi yok. Maddi, dinli gibi mi gözüküyor? Yani? Öyle gözüküyor, Müslüman gözüküyor. Oysa içi kof. Sen abi, bununla ilgili bir geçen bir araştırma yapmıştım da. He. Şimdi Latif Nüktener'de bu hariçteki irşada hevesli zatlar diyor. Şimdi burada hevesli diyor ya. Bu hevesiyle ilgili araştırdım. Hevesi çok hep böyle menfi şeyler için kullanıyor. Mesela diyor ki, meraklı ve hevesli olan nefs diyor. Ondan sonra lüzumsuz yalnız hevesli merak diyor. Hevesli akılsız çocuklar diyor. Dini vurmakta hevesli kişiler diyor. Hevesli gençler diyor. Ondan sonra latif nüktelerde hariçteki irşada hevesli zatlar diyor. Demek ki bu hevesten geliyor yani. Heves. Manevi nefse emmaredik. Manevi nefse emmarenin yapısından geliyor. Yani müştehit olmak. Vehhabiler öyle ya. Şimdi mesela adam bir tarikattadır, şuradadır, buradadır. Bir anda mesela adam Vehhabilere nasıl kapılıyor? Öyle bir heves var ki orada. Çünkü burada Nurculuk'ta, Kadir Nakşi'de, Süleymancılık'ta, Menzil'de, yani bu el-i sünnet olan kardeşlerimizde hepimiz nereye tabiyiz? İmam Azam'a tabiyiz. Değil mi? Amel'de. İtikatta Maturidi veya Eşari. Ama Vehhabi olduğun zaman direkt Allah'a bağlı. Oflu gibi.
Tamam. Birisi tabi olacaksın. Şimdi İmam Azam'ın rakibi oluyorsun. Ya yanlış yaptı ya. O alır mı ya? Bu hadis değil canım. Muhaddis. Radiyallahu anh. Radiyallahu anh. Yani muhaddis ne demek biliyor musun? Bir hadise bakarken Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebin kurucu kaç tane kafasının hadis vardı? 1 milyon. Bir hadis-i şerife bakarken 1 milyonun gözüyle bakıyordu. Bu da şimdi daha taharet almayı bilmiyor. Bir hadise bakıyor, küçük kafasıyla, Arapça gramer yapısıyla bakıyor. Kafasına yatmıyor tabii. İnsanı bedenle ifade ettiği için veya insanı akılla ifade ettiği için insanın maneviyatını ve 18 bin alemin Hulasa-i Camiası ve Camiül Ezdatoğlu noktasına bakamadığı için o hadise de kendi tilke-i kariyası, kendi şablonuna bakıyor. Oymadı bu kaba. Hadis değil. Bu hadisi izah eden, yorumlayan, olup olmadığını yapan kişiye ne deniliyor biliyor musunuz? Muhaddisun uleması. Muhaddis uleması ayeti tefsir edemez. O müfessirundur. Müfessir kalkıp da içtihat edemez. Hepsi ayrı ayrıdır. Tamam. Hevesli işte. Gidiyor dine yenilik yapacak. Allah Allah. 1400 seneden beri anlaşılmamış. İmam Azamlar anlamamış. İmam Rabbaniler, Gazaliler anlamamış. Tamam. Yani Celaleddin Suyutiler şunlar bunu anlamamış. Bu radiyallahu anh zat anlamış. Vay be. Şimdiye kadar 1400 seneden beri biz aldatılmışız ya. Bir kere doğuştan böyle bir mantığın olsa yetiyor ya. Hani peki nasıl kapılıyorsun? Sen de ona meyilliydin. Çünkü vicdaniyatında vicdan kalmamış. Tahrip olmuş, tahrip. Yılan akrepleri olmasaydı orada yılanlık çıkmazdı. Bir insanda yılanlık çıkıyorsa kalpte yılan yatağı var. Yılan yatağı olmasa o çıkar. Ya, bak ne diyor bak. Birinci düz sırası. 15 günde bir okuyun diyor, birinci düz sırası. Ne diyor? Anladığınızda bize ilahi olmalı değil mi? Evet, evet. Şunu sonra yıkan şeyi yapalım. Evet, bak şimdi. Sayfa 678 şu aralarda bak diyor ki fakat bu fırtınalı zamanın ne yapıyormuş? Fırtına var mı şimdi? Bak bakın. Amostat diyor ki fırtına var diyor. Bak. Bu fırtınalı zamanın ne yapıyormuş biliyor musun? Bir tesirine bak. Hissi iptal eden. Ben böyle okuyorum kitabı biliyor musun? Bu fırtınalı zamanın kafanı kaldırıyorum. Tamam. Fırtına var mı? Yok. He tamam. Fırtına kalp ve insanlıkta varmış. Tamam. Ne yapacakmış bu fırtına zamanda? Ona dikkat edeceğim. Hissi iptal ediyormuş. Peki ne olacak yani hissi iptal etmek? Beşerin nazarını afaka dağıtıyormuş. Beşerin nazarını afaka dağıtan sebep ne olabilir? Bana söyleyin. Yani siyaset. Derdi maişet. Hayat-ı dünyeviyenin temini. O parti ne dedi? Bu cemaat ne dedi? O nereye gitti? Beşerin nazarını afaka dağıtan ve dağıttıktan sonra boğan. Yani ilk önce dağılıyor. Askerler dışarıda, merkez boş. Tak oraya çöküyorlar. Ve boğuyorlar. Ondan sonra abi nefes alamıyorum. Boğan ceyranlar. İptali his nevinden bir sersemlik vermiş ki sersemlik ne biliyor musunuz? Sersemlik. Dün Faruk bulmuş. Bak sersemliğe de açın. 4 tane sıfat sayıyor. Nerede demiş? Unuttum. 18, bak. 18'in başındaki mi abi? Ha 18. Açar mısın? Ha orası. 18'in sözün başı. Sersemlik dur. Sersemlik neymiş biliyor musun? Sersemlik vermiş. Sersemlik neymiş bakalım. 18. söz. Bak. Sersem buymuş, sersem. Şöhret 1. Fahre meftun. 2. Şöhrete muptela. 3. Medhe düşkün. 4. Hotbinlikte bir hemta. Sersem nefsin. Sersemin içi bu. Sersem. 1. İçini karpuz gibi düşünün sersemi. Sersem adam. Sersem konuşuyor canım.
serserice bir karar. Hani diyoruz ya tabirde. Sersem ne demek sersem? Sersem, fahre meftun, şöhrete muptela, mete düşkün, hotbinlikte, hotbin. Kendini beğenme. Kendini beğenme. Kendini beğenme de bir hemta, emsalsız. Kim bu? Dört sıfatı cemeden. Sersem. Hey sersem dediğin zaman bunlar var adam. Anladınız mı? Bir taşla dört kuş. Bak görüyor musun sen? Risale-i Nur, Risale-i Nur'a. Keşke bütün dersleri böyle yapabilsem. Ne dedim burada? Onu bak neyle izah ettim bak. O buraya ne yaptım? İptal isneminden sersemlik vermiş. İptal is olunca bir ne sayın bakayım? 18'e. Sersemlik verince ne olmuş? Fahre meftun, şöhrete müptela, mete düşkün, hotbinlikte bir hemta. Yani bu asır iptali his yapınca insanlarda his iptalinde sersemlik vermiş. Yani dört tane hastalık vermiş. Fahre meftun, şöhrete müptela, mete düşkün, hotbinlikte bir hemta. İptal his olunca bu dört tane hastalık oluyor. Sonra ne oluyor? Bu hastalık duçar olursak, bak bu hastalığı duçar olduktan ne olacakmış biliyor musun? Eyni dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor. İptalis olduğu için, yani kafir küfrünün elemini hissetmiyor. Eyni hidayet dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Görüyor musun? Takdir edemiyor. Belki de aleyhinde bulunuyor. Masiyeti mahiyeti bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır. Çünkü o masiyete devam eden ülfet peyda eder. Sonra ona aşık ve muptela olur. İşte ne cemiyete karşı bir irbirar olması lazım. Bir nefret olması lazım. Eğer cemiyete karşı bir nefret, bir irbirar yoksa ne oluyormuş biliyor musun bak? Masiyet devam eder, günahlar devam eder, günahlara ülfet olur. Günahlara ülfet olursan günahlara aşık ve müptela olur, günahların terkine imkan bulamayacak dereceye gelir. Abi yapamıyorum. Bak görüyor musun? Yani o zaman ihtiyacat-ı rüyesini hissetmiyor. Kim bu Risale-i Nur dersini dinler, kim meşgul olur? İhtiyacat-ı ruhiyesini hisseden, ihtiyacını hissedenlere. Onun için Risale-i Nur herkese verilmez, vermeyin. Ya tamam bakarız, lan verme lan ona. Bakarız, neyi bakar? Ver buraya. Sen git kardeşim, nereye yaşarsan yaşa. Verme ona. Derse davet edin, ya geliriz be. Ya gel ne olur, deme kardeşim, ihtiyacını hissedeni getir. Boşuna yer işgal etmesin. Yani boşuna bir bardak da çay içecek. Tuvalete giderse bu sürü su kullanacak. Peçete de kullanacak. Kullanmasın kardeş bunlar. İhtiyacını hissedeni getirin. İhtiyacı hissedene. Usta öyle diyor. Vermeyin kitap diyor. İhtiyacını bak. İhtiyaca türüye. Ama bir tanesi var. Ya nereye gidiyorsun ya Fethi abi? Diyor. Ya, der, ya abi beni de götürsene ya. Ya sonra bakarız. O zaman ahir eğer ölürse o. Bedelini sen ödeyeceksin. Veya şimdi iştah vardı götür. Bir gün sonra dedin ha gidelim. Ya yok şimdi. Ha gene sen ödeyeceksin. Çok işin mi var? En azından adres ver. Bak falan yere git. Benim bak bir işim var mı? Ama eğer bu arzun varsa yok abi seni gidelim. O zaman şu saatte gideriz. Bak akşam ders var. Kendini de tahrip etme. Eğer işte aşık olur, müptela olur. Söylersen terkine imkan bulamayacak dereceye gelir. Sonra o masiyetin ikaba mucup olmadığını, yani sonra duysak ya bu haram, bak iyi dinleyin ha siz hizmette, sonra bu haram kardeşim, bu yani bu haram caiz değil ya. Diyor ki, muptela masiyetin ikaba mucup olmadığını, yani yok kardeşim ya, ya mübala ediyorlar ya, büyütüyorlar ya, öyle cezası mezası yok ya, ya. Hizmet et kardeşim. Asrın silahıyla silahlan. Bu
Bunu gidiyor. Yani onların silahı nedir? Onun silahını onların içine vuracağız. Silah içkidir, şudur, kadırmadır. Tamam onlar gibi ol ama onlardan değil. İçinde ol, biz dışarıdan aktif ol dediğim zaman o da tabii dini duygular canlı, kıpır kıpır emredildiği zaman emret komutanım diyecek sana. Bekle. Bekle. Dinler. O tahribattan sonra seni dinler. Lan ben dershanede, Allah'ın emirlerine hazır duramıyorum. Dershanede ben o kıpır kıpır dini duygularım yok da o rezil hayatta mı dini duygular kıpır kıpır olacak? Ne alakası var? Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var diyor lemalarda. Nereye sarılacağız? Tövbe ve istiğfar. Perişan etti milleti ya. İnsan perişan etti şu medeniyeti sefiye. Şu medeniyeti sefiyem diyor. İstifam sizi düşündürecek diyor usta. Bazılar şimdi diyecek ki olan bu ders ne konuşuyorlar ya. Ne, hangi zaman? Doğru kardeş. Kabirde bazıları da öyle demişti. O ölenler de öyle demişti. Hangi zamanda? Aynı. Bak bir kişi haber göndermiş. Hasan abi aynı yerde mi ya? Aynı şeyler mi konuşuyor? Ya artık diyor her yere girmemiz lazım. E tamam gir kardeş. Gir yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Açık olacaksa tabii. Ama lemaları okumanı tavsiye ederim. Allah'ın dini, Allah tarifiyle olur hizmet. Allah derse hizmettir. Allah demez hizmet olmaz. Sen hiç burayı okumadın mı sevgili Maximilianus'um benim? He? Öyle diyorum bazıları. Maximilianus da olamazsın. Küfre, zulme, yanlışa kafa kaldıran kahraman demektir Maximilianus. Bak. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Onları anlatmak için onlar gibi gözükürsen her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmese kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi sürüyor. Ey kardeşim, bunları dinlemeyin. Bu böyle diyenleri. Hizmettir deyip Allah'ın dinine muhalefet edenlere muhalefet edin. Çünkü o mukaddesatına muhalefet ediyor. Mukaddesatına muhalefet edene muhalefet etmek, mukaddesatına sadakat göstermektir. Cemiyete karşı, günaha karşı bizde bir ihbirar olması lazım, bir nefret olması lazım. Bir böyle çekinmek olması lazım. Mal bulmuş, mağribi gibi yüzümüze yüzümüze bulaştırmamamız gerekiyor. Ki dini duygular canlı olsun. İbadetinden lezzet alasın. Hizmet edersin. Hitap ettiğin zaman da tesir etsin böyle. Layık olanlara tabii. Herkese tesir etmez. Resulullah da güzel konuştu ama tesir etmedi. Beşte dördü kafir oldu. Sonra o masiyetin ikaba mucip olmadığını temenniye başlar. Ya tamam da ya nereden günah ya? Niye günah olsun ya? O olmaması lazım. Ya bir şey var orada ya. Hemen temenniye başlar. Hangi kalp bu? Günahla yorulmuş. Günahla akıl yoğrulmuş, hamur olmuş. Kalp ise günahla yorulmuş. Yoğrulma, hamur. Günahla yoğruldu, günahla yoruldu. Ondan sonra ne der? Ya niye günah olsun be kardeşim? Ne, niçin günah olduğunu ben sana söylerim. Ahirete gittiğin zaman Allah'a sorarsın. Ya Rab onu niye günah etmişti? Allah'a sorarsın. Bu hal böylece devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar. Ahirette temizlenmeye gidiyor abi kafir de. Evet. Ama nerede? Nura inkılap edinceye kadar o çekirdek diyor cehennemde yanacaktır diyor. Nura inkılap edinceye kadar. Kafirin diyor inkılap etme yok değil mi? Yok. Bu Müslüman ha. Kafir olmamışsa. O kafir Nura ne inkılap edecek? Böyle dalin amin. Müslümana o Zeylül Habbe miydi? Orada geçiyor. Diyor ki
İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle, imanla intibaha gelirse, nurani misali, alemi emirden gelen emriyle öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki, onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmese, bak bu kalp çekirdeği böyle terbiye görmese, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. Ateş bekliyor. Zannediliyor o şeyde fırınlardaki ateş zannediliyor. Allah kimsenin başına vermesin. Ben mesela şeyi pek bakamıyorum. Taş fırınları var ya. Bak, taş fırınları böyle bir zemin. Şöyle bir kubbesi var. Yani bu yükseklik bir metre ancak var. Şöyle. Mesut. Derinliği çok. Şöyle kürekle sokuyorlar. Şimdi şurada ateş yanar. Şurada. Burada hamuru koyarlar. Bu ateş yanınca alev tavana vurur. Hani böyleydi ya. Böyle hamurun üzerini yalar. Ama tuğla tabi günlerce hiç sönmediği için fırın. Tuğla, alt üst hepsi kıpkırmızı. Şimdi orada otursan Mesut şöyle oturamazsın. Şöyle olman lazım. Şimdi Allah seni oraya koysa ve kapatsa. Bu ateş burada. Yanmak, bitmek yok. Sonsuz, ezeli, ebedi habeli otursan. Oradan lav gelse böyle. Orada. Sonsuz. Böyle bir taş fırında. Oturamıyorsun bak. Dikkat edin böyle. Bir metre böyle. Şöyle. Böyle eğik altın attı kıpkırmızı tuğla, üstün tuğla. Burada devamlı oradan alev geliyor. Allah. Yani bu dediğim, anlattığım senaryo veya dişçi dilini deliyor, dişini deliyor iğne vurmadan ve bu fırın cehennemden 70 defa yıkanmış hali bu. 70 defa yıkanmış şu. Şu elime bakın. Asıl ve renkli ve canlı. Bunun gölgesi buna benzer mi? Bu cansızdır, siyahdır. Beyazın ve siyahın olduğu belli değil ama bu beyaz adamındır. Siyah adam düşünün. Gölgesi de siyahdır. Beyaz adamın gölgesi de siyahdır. Bu cansızdır, bu canlı. Arasındaki fark sonsuzdur. Canlı, cansız. Bir de bunun gölgesi düşün, bir de onu düşün. İşte cehennem 70 defa böyle gölgenin gölgesi fırındaki o alev. Onu 70 kat geri git. Değer mi? 18 ay için değer mi? 60 sene yaşasan, 15 sene bulut çağı zaten yok. 60 senenin 3'te biri gece zaten. Her gün 2 defa yemek yesen. Yemek yapmak yok, kaldırmak yok, yıkamak yok, yisip gıdalansan, günde 2 defa her yemek sofrada oturuş 15 dakika versen, günde 2 defa olduğu için yarım saat, 60 sene yaşayan bir insanın sırf sofrada geçen, çiğnemede geçen ömrü 7 sene 8 ay. 60 senede her gün 2 defa tuvalete gitse, her girişte 5 dakika verse, 10 dakika tuvalette bir adamın gitse, 60 senede tuvalette geçen ömrü 150 gündür. Bunları işte banyo, manyolar, hastalıklar toplamadım. Böyle teneffüs vakitlerini topla 60 senede 18 ay kalıyor. 18 ayı adam gibi değerlendir sonsuz cennet. Adam gibi değerlendirme sonsuz cehennem. 18 ay bir askerlik ya. 18 ay ya. Değer mi? Yakında kalbin duracak zaten. Yakında öleceksin. Tık tık pişş. Eyvah, saçını yırtacaksın ama. Ya ben hizmettim. Hizmet denemesi için, senin yaptıkların hizmet olabilmesi için Allah demesi lazım. Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas demesi lazım. Sen bunlara bakamıyorsun, doğru. Bu dördünü tazamun eden aslı müceditlerin eserinde olması lazım hizmet olduğu için. Hizmet mi? Değil. Hizmet mi, hizmet mi? Bu hal böyle devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar. En nihayet gerek ikabı,
ve gerek darul ikabı inkara sebep olur. En son gider gider nereye gider biliyor musun? Bitti. En son gide gide şuraya gider. Ya niye ceza olsun? Ya cehennem ne olsun be kardeşim? Cehennemden kasıt diyor, güneş demeye başlar. Öyle diyorlar. Bir yazar var. Din adına çıkmış. Efendim, cehennem neymiş biliyor musun? Güneşmiş. Cennet ise annenin karnındaki hayatmış. Oysa dört karanlık diyor. Ayette dört karanlık. Karanlık cennet olur mu? Yani acayip. Yani askeriyeden çıkmış bir ne yapmış? Gayri Hulusi birisi var. Hulusi diye birisi. Cehennemi güneş diyor. Ya diyor simgedir diyor. O anlatılan Kur'an'daki cennet cehennem simgedir diyor. Cehennem bitmiş Adem'e başlamışlar. Ya peki bakayım kaç dakika oldu? Bir saat. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.